Emniyete girmeden 2002 yılında girdiniz polis okuluna. Ondan önce cemaatte bağınız var mıydı? Hafta sonları böyle giderdik. Yani cemaatle ilişkimiz polis olduktan sonra, yani polis okulunda tekrar böyle başladı ama hizmet verdim mi diyor. Verdim diyorum. Biz para veriyorduk. Cemaat abisine veriyoruz. Önce bir insan sempatizan olur, sonra bu terör örgütünün bir takım yayınlarını bilmem vesairesini, ideolojisini benimseyecek şekilde eğitilir, yasal şeylerle birlikte belli eylemlerine katılır vesaire vesaire. Sonradan bu adam silahlı bir terör örgütü mensubu olur. Böyle bir işleyiş bu toplumun yarısında olabilir mi? Bırakın bizim için söylenen şeyler keza. Ben 12 sene fiili olarak bu teşkilatta görev yapmışım. Bir tane idari soruşturmam yok. Emre aykırı bir davranış olsa ihraca kadar giden bir şeydir bu idari yaptırımı. Ben bütün emirlerini yerine getiren, hatta son 2 yılım Cumhurbaşkanı ve Başbakanım güzergah tedbirleri, İstanbul'da bulunduğu sıradaki güvenlik koruma noktalarında arama, üst arama noktalarındaki güvenlik tedbirlerinden sorumlu bir grup amiriyim. Yeri geliyor Cumhurbaşkanlığı'nın güzergah bilgisini ben 1 saat, 1,5 saat önceden öğreniyorum. Ben bir terör örgütü mensubu olsam benim en değerli bilgim bu öğrendiğim bilgi olması gerekir ve bu bilgiyi de terör örgütüyle paylaşmam gerekir. Şu anki terör örgütü. Böyle bir bilgi var mı? Yok. Bir terör örgütü, ben bir de Cumhurbaşkanı'yla Başbakan'la yüzler, yani yüzü aşkın şekilde sizinle birlikte oturduğumuz gibi aramızda böyle birkaç metrelik mesafe bulunabilecek bir seviyedeyim. Bu şekilde görev yapıyoruz. Şahıslar üzerine görev yapmayız zaten. Hükümetler geçicidir. Devlet bakidir. Bizim devlet anlayışımız budur. Cumhurbaşkanı vardır, bize, başbakan bizi tabii ki emniyet teşkilatını hazırlayan devletin müdürleri, görevlileri, eğitmenleri bu şekilde devleti işleyişini öğrettiler. Biz de bunu hayatımıza yansıttık. Yeri gelir teröristi bile korursun. Niye? Çünkü o devletin sorumluluğundadır, namusundur. Yani sen birini, hükümeti sevmen, sevmemen, bilmem ne yapman, böyle bir şey devlet memurluğunda olmaz zaten. Siyaseten bir yönelimde devlet memurları bulunmaz normal şartlarda. Yani bulunmaması gerekir. İşleyiş o hale geldik. Artık herkes bir yandaş pozisyonunda veya muhalif pozisyonda konumlanmak zorunda bırakılıyor pozisyonuna itin. Şu an görev yapan bütün devlet memurlarının o açıdan işleri gerçekten zor. Peki, Allah yardımcıları olsun. Siz diyorum. Şimdi ihraç edildiğiniz KYK ile sebep olarak da silahlı terör örgütü FETÖ ve evet. Üye olmak değil mi? Evet. Sizin peki niyete girmeden 2002 yılında girdiniz polis okulunda. Ondan önce cemaatte bir bağınız var mıydı? Gidiyor muydunuz sohbetlerine ya da diğer organizasyonlara, toplantılara? Orta sonda ben çalışkan ve okul birincisi bir öğrenciydim. O dönem yine benim gibi çalışkan bir küçüklük arkadaşım var. Onunla yine bir şekilde aynı okulda düştük. Bu cemaat abisi denilen üniversiteli gençlerle ilişki içerisine girmiş, bir şekilde tanışmış. Orta sonda biliyorsunuz şu an nedir durum bilmiyorum da fen lisesi, işte askeri liseler gibi sınavlar yapılıyor. Polis koleji vesaire. Bu sınavlar hazırlık anlamında, onlar da fen edebiyat bölümü öğrencileriydi. Biz de dedi öğretmen arkadaşın bana aktardı, öğretmen olacakları için onlar da o dönem fen edebiyat mezunları öğretmen olabiliyorlardı. Olacakları için hem onlar kendilerine bir eğitmenlik anlamında bir staj vari bir pozisyonda ona ders anlatıyorlar. O da sonuç itibariyle bundan istifade ediyordu. Varsa senin gibi çalışkan, notları böyle 5 olan, bütün dersleri 5 olan arkadaşım var mı dedi. O da benim ismimi söylemiş. Sonra bana konuyu açtı vesaire. Onlar da tanıdık insanlar olduğu için hafta sonları böyle giderdik. Test çözerdik. Ders anlatırlardı bize işte falan. Yardımcı olmaya çalışırlardı. Sonra tabii arkadaşım bir o süreçte bir kurban bayramı sırasında bir trafik kazası geçirdi. Rahmetli olduktan sonra ilişkimiz bitti. Polis okuluna gidene kadar da cemaatle öyle bir ilişkim olmadı. Sıcak yani. Bir ilişkiniz olmadı. Bir sıcak bir ilişkim olmadı. Yani sonuç itibariyle bu daha çok 2000, yani cemaatle ilişkimiz polis olduktan sonra, yani polis okulunda tekrar böyle başladı ama cemaat gibi değil, öyle bir tane arkadaşım vesilesiyle işte birisiyle tanıştık. Tabii bu söylediğim kişilerle ilgili bilgileri de gerekli mercilere de bildirdim ben. Yani niye bildirdim? Şu anki yargılamalarda şu var, yani niyet okuyuculuğu. Ben diyorum ki ben terör örgütü üyesi değilim ama bu cemaatle ilgili bütün bildiklerimi size anlatayım.
Kim bu devletin veya hükümetin bu darbe girişimi veya kalkışmanın bunun gibi eylemlerin içerisinde bulunmuş, suç işlemiş veya şey yapmış ise bunlarla ilgili araştırmayı siz yapın. Yani ama ben bu insanlarda bir şey görmedim. Altı ibadet, tabanında ibadet eden vatanperver, milliyetçi insanlar bulunuyordu. Hatırlayın işte Türkçü olimpiyatlarını. Bütün trafik tıkanırdı yani Sinan Erdem ağzına kadar dolardı insanlar. Yani yer bulamazdı dışarısına kadar taşardı. Yani şimdi bu kadar insan bu ülkenin birliğini, dirliğini istemeyen insanlar mı? Yıkılmasını, kendi insanının öldürülmesini razı gösterecek insanlar olabilir mi? Bunu araştırmaları gerekiyordu. Tabii bunu araştırmak dert olmayınca, bunu anladık süreç esnasında. Ne oldu? Ya bunlarla bütün irtibatı irtisak yani diye bir kavram ürettiler. En ufak bir selam bağlantım veren varsa sen dediğiniz gibi bir sen yani onun gibi bir durum oldu. Selam veren içeri girdi. Tabii bir AK Parti'den. Siz girdiniz mi? Ben içeri girmedim. Sadece 21 gün gözaltında kaldım. Sonra bir daha bir gözaltı yapıldı. Bir 7-8 ay sonra. Bir 8-9 günde öyle kaldık. Bir yani bir ay bir gözaltında kaldım. O gözaltılardan ama sonra şey savunmanızı veriyorsunuz. Yani yargılama başlıyor, tutuksuz yargılanıyorsunuz. Ben şimdi işte bildiklerimi anlattım. Dedim ki ilgili mercilere, ya bak ben terör örgütü üyeliğini kabul etmiyorum. Etkin pişmanlık diye bir kavram var şeyde. Şimdi kamuoyuna itirafçılık diye şey yapılıyor. O kabul ediyor o kişiler. Ben bildiklerini anlattım. Bildiklerimi anlatıyor. Yasası. Hani ben böyle bir yapı olduğunu bilsem hiç girer miyim böyle bir şeye? Bırakın girmeyi, böyle bir şey olsa ben size gelir söylerim. Hani darbeyi marbeyi bırakın. Hani devletin, milletin veya bir kişinin burnunu kanatacak bir şeyin içerisinde olma ihtimali olabilir mi bir insanın? Vatansever, dindar bir insanın. Olamaz. Ben kardeşim bunlarla tanışıyorum. Bunları biliyorum. Hatta benim daha önceden cemaat abiliğimi yapmış işte öğretmen, o doktor. O abi diyordunuz değil mi? Abi diyoruz yani direkt bu şey. Abi ismi başına ismi koymadan. Yok ya bunlar abi de şöyle değil yani bir görüntüler yayınlanıyor. Tarikat şeyhi bilmem ne öyle bir şeyimiz yok bizim. Biz hani bunlarla özel hayatımızda kişisel ilişki kurduğumuz, dinen de manevi olarak haftada bir sohbet belki dinlediğimiz sohbetlerde kişiler. Sohbetlerde şeylerin ismiyle geçiyor muydu Fethullah Gülen'in? Tabii canım. Hoca Efendimiz gibi mi? Tabii Fethullah Gülen zaten Fethullah Gülen ben kendim bildim bileli Hoca Efendi diye anılıyor. Hoca bütün Efendi. Devlet erkanından tutun kamuoyu tarafından bu şekilde biliniyor. O zaman ismi neydi kendiniz? Hizmet Hareketi mi diyordunuz? Hizmet Hareketi. Yani hatta yani siz derken tabii direkt hani yanlış anlamayın yani bir şey. Yani hizmet hareketi tabii ki cemaatin. Hizmet hareketi olarak biliniyordu. Hatta şöyle emniyet teşkilatında şimdi birçok kişi hükümet politikaları doğrultusunda da bu cemaate eğilimi arttığı için cemaat mensubu sayısı artmaya başladı. Tamam mı? Herkes sohbete gidiyor. İşte makrubesini yiyor. İşte farklı organizasyonları oluyor. Bunlara katılıyor diye özetleyeyim. Şimdi bunları yaparken insanlar bu cemaatin devletin, milletin birliği, dirliğini isteyen yurt dışında, dünyanın dört bir yanında yaptığı hizmetlerle bu ülkenin hem işte dilini, hem dinini, hem milli birliğini temsil eden bir nevi STK pozisyonunda. Dini sohbetler dışında başka konular konuşuluyor muydu? Ya tabii biz emniyet teşkilatındaki kişilerle bir arada olduğumuz için dönüp dolaşıp emniyetin sorunları, şudur budur bunları konuşursun veya gündemle ilgili yani şeyler konuşurdu. Yani direkt toplumu etkileyecek hani fikirler ya da kararlar alınıyor muydu, söyleniyor muydu? O dönem tabii işte mesela diyelim dini sohbet biter. İşte namaz cemaatle o diyelim akşam namazını kılarsın diyelim o dönem. Ondan sonra oturursun bir çay gelir işte. Para veriyorlar mıydı bir sohbetlere gelenlere? Yok para, onlar para vermiyor. Biz para veriyorduk. Ne için veriyorduk? Siz veriyordunuz. Biz veriyorduk. Buna himmet deniliyor. Ne için veriyorduk? İşte fakir, biz iyi kötü bir şekilde kendimizi geçindirecek bir meslek sahibi olduğumuz için diyorduk ki ya biz hani Türkiye'nin birçok bölgesinde çalıştık sonuç itibariyle. İnsanımızın yapısını biliyoruz. Çocuğunu okutamayan insanlar var vesaire. Bunların da yurtları var biliyorsunuz. Okulları var. Bağış farklı bağış şeklinde. Ama direkt cemaate veriyordunuz. Cemaat abisine veriyoruz. Diyoruz ki yani işte onlar sizin adınıza yardımları, biz, bağışları şey biz yapıyor. Sonuçta emniyet teşkilatında çalışırken yani sadaka hükmünde yani bizi hem belalardan korusun hem de hayıra senet olsun diye. Benim de babam şehit olduğu için, rahmetli olduğu için manevi dünyasında daha rahat edebilmesi anlamında iyi bir evlat bırakırsa ona da bir sevap yazılır diye bir hadis vardır dinimizde. Sonuç itibariyle bizim ne kadar süre güvenli şey yapacağımız yani evden çıkarken şehit olmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Ben evden çıkarken o gün
şehit olabilecekmiş gibi hem yani bir daha geri dönmeyebilirsiniz. Olan bir kişiyim. Var. Tabii ki. Yani bu inançla biz görev yapan insanlardık yani. Sonuçta biz himmet adı altında işte bağış veya sadaka veriyoruz. Ne için? İşte fakir fukara öğrenciler okusun. Hem dinini öğrensinler hem eğitimlerini alsınlar. İşte onlara bir de barınak imkanı veriyorlar. Bunların hepsi parayla olacak işler sonuç itibariyle. Doğru değil mi? Bunları bu kurum ve kuruluşları da ziyaret ediyorlar. Yeri geliyor işte kurban işte kesiliyor. Bir dönem Türkiye'de kesiyorlardı. Sonra cemaat büyüdükçe AKP hükümetiyle birlikte yurt dışında da kesmeye başladılar. Afrikalarda bilmem nelerde diğer Müslümanların halini görüyorsunuz yani. Şimdi ben mesela SMS ya da işte kimse yok mu derneğine SMS göndermişim. Bu mesela benim aleyhime bir delil olarak şey yapıyorum. Yani ne yapmışım? Cemaatin yardım ettiği bir derneğe siz zamanında... Cemaatin yardım ettiği değil. Cemaatin olan yani cemaate bağlı bir dernek kapatıldı. Yardım ettiğiniz için. Evet. 15 Temmuz'dan sonra kapatıldı derneklerden biri. Kaç sene önce yardım ettiğiniz için? 3 sene önce, 5 sene önce neyse. Fark etmez. Sonuç itibariyle neye yardım etmişim? Filistin için yardım kampanyası düzenlemişler. Filistin'deki Müslümanlara yardım ettiğim için ben bugün niye terör örgütüne destek olmakla itham edilebilirim? Arakan'daki Müslümanlar zulüm gördüğü için onlara yardım etmişim. Bu terör örgütünün üyeliği için bir şey gerekçe gösteriyor. Bunu savcı gösteriyor. Cumhuriyet savcısı böyle bir şey. Akla zarar bir şey. Yani o Cumhuriyet savcısının diplomasını almaları gerek normalde. Hukuk okuyan biri olarak net olarak söylüyorum. Ne için? Yetim öksüzler için bir yardım toplamış. Onun için göndermişim mesela. Bunun gibi şeyler. Bunlar gizli kapaklı olan şeyler değil ki. Televizyonlarda şey yapıyor. Bir de sen bir yardım gördün, gönderdin de diğer yani Kızılay'ından diğer STK'lara kadar sana geri tekrar bir mesaj gönderiyorlar. İşte şu kampanyayı açtık ya sen de diyorsun ki ya insanın vicdanı olan insan parasal bir sorunu da yoksa 5 lira 10 lira 50 lira versen ne olur ki ne kaybedersin? 50 lirayla zengin de olmam fakir de olmam. Sadaka nedir? İşte budur zaten. Biz bunları yaparken nasıl olurdu devletin yıkılması yönelik bir faaliyet içerisinde olduğumuz değerlendirilebilir. Bu utanç verilecek bir şeydir. Aynı zamanda himmet verdim mi diyor. Verdim diyorum. Maaşımın %10'unu himmet veriyordum. Herkes yapabilir mi bunu? Her ay düzenli veriyor muydunuz %10'unu? Ben düzenli veriyordum. Yani büyük bir maddi sıkıntım yoksa veriyordum. Hani bu beynim yıkandığı için falan değil. Ya ben kardeşim kazandığım, helal kazandığım maaşımdan işte diyelim 4000 lira o zaman en son diyelim maaş alıyordum. 400 lira himmet veriyorum. Ya himmet veriyorum da ben bu ülkenin daha çoluğu, çocuğu, yetimi, öksüzü daha iyi şartlarda yetişsin diye veriyorum. Bugün aynı şekilde diğer STK'lar, yardım kuruluşları hem resmi hem özel yardım kuruluşları bu şekilde almıyorlar mı? Aynı şekilde yardım yapmıyorlar mı? Şimdi bakın inceleyin. Kurban mesela kesmemiş bu cemaat FETÖ. Bunun sorumlusu ben miyim kardeşim? Bu kimse yok mu denilen dernek veya bunun gibi türev derneklerin hepsi İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde olan derneklerdir. İçişleri Bakanı o zaman adam gibi görevini yapsaymış kardeşim. Ben bunu söylerim. Adam gibi görevini yapsaydın o insanların samimi niyetleriyle vermiş olduğu yardımların kurda kuşa, yabancıya, bilmem ne lobilerine, Amerikalı Siyonist lobilerine gitmemesi için onun önünü zamanda kesseydin. Aralarında bir 17-25 işi başladı. Ondan sonra ondan o önce görevde neredeydiniz? 17-25'te. Ondan önce 17-25'te ben Yalova'daydım. Yalova Çınarcık'ta görevliydim. Burada olan bitenlerden haberim yok yani şey anlamında ama tabii ki o süreçte ayrı bir süreç yani. O da ayrı bir konu. Oraya girip konuyu çok dağıtmayalım isterseniz. 17-25'te ne oldu, ne bitti? Kamuoyunun aslında bilgisi var mı? Yok. Gülen'e özel uçak tahsis ederek falan cemaatteki abimiz olarak söylenen kişiler şöyle diyordu.